Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyoruz. İslamiyet çok güzel, siz biliyorsunuz yani. Değil mi? Çok güzel, kolay elhamdülillah. Dünya bir de şu kelime de çok mühim yani. Efendimiz zamanında insanlar inat, mucizeler görüyor, Müslüman olmuyorlardı. Şimdi arıyorlar insanlar. Huzur arıyor, saadet arıyor. Dağlara çıkıyorlar, denizlerin dibine iniyorlar. Nerelerde aya çıkmaya çalışıyorlar. Ben dedim şey, bir Rusya'da dediler, Amerika Rusya şeye aya cami yapmak istiyor. Rusya da istiyor. Dedim ben en evvel ben giderim orada, ezan okurum orada, şey varsa. Ezanı seviyorum Türkiye'de. Daha küçüklüğümden de müezzindim, ezanı seviyorum, şey yapıyorum yani. Sultanahmet'te de yapıyordum. Yani çeşitli yerlerde ezan okuyorum, Müslüman oluyorlar. Kur'an dinleyip Müslüman oluyor. Abdesti görüp, sadece abdesti görüp de Müslüman olanı gördüm ben. Ezanı işitip de, şey, ezanla Müslüman oldular Kore'de bizim şeyle. Başbakanı ziyaret ettim. Başbakan dedi ki bize, biz dedi yangın bekliyorduk, açlıklar bekliyorduk harpte. Harpte şeyler bekliyorduk. Efendim yangınlar, açlıklar, Türk askerinin, Müslümanların, Türk askerinin buraya gelişiyle İslam'ın nuru geldi memleketimize. Başbakan bunu söylüyor. Ben söz aldım orada. Alimler, çok alimler var her yerden şeyden. Hiç bana söz düşmez ama hemen. Dedim biz de size teşekkür ederiz. Sizin insanlarınız da ne kadar edepli insan ki askerimizin bir ezanıyla Müslüman oldular. Çünkü oradaki Müslümanlar ve yaşlı kumandanlar var. Onlara sordum nasıl Müslüman olduğunu. Beni askeriye de götürün. Teşekkür edeyim dedim. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame. İnneke la tuhliful mi'ad. Sadakallahul azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli izleyiciler, bugün dünyada İslam'ın yükselişinden bahsetmek istiyorum sizlere. Dünyada İnsanlar artık huzur arıyor, mutluluk arıyor. Daha bereketli bir hayat arıyorlar, daha huzurlu bir hayat arıyorlar. İnsanların kalpleri, çoğu insanların kalpleri bir boşluk içinde. Bunun için huzuru arıyorlar. O yüzden dünyada İslam her gün gittikçe önemi artıyor, İslam'ın değerinin önemi artıyor bütün dünya ülkelerinde. Bunun en başlıca ülkelerin arasında Japonya geliyor, Kore geliyor, Rusya geliyor ve diğer tabii bütün Avrupa ülkeleri olsun, diğer ülkeler olsun, bu bütün ülkelerde İslam dini bütün insanlığa gönderilmiş bir din olduğu için bütün bu ülkelerde İslam'ın değeri artıyor. Çin'de yine İslam'ın değeri gün gittikçe artıyor, Çinliler arasında, orada yaşayan halk arasında. Bunun başlıca nedeni, nasıl her bir cihaz için bir kullanma kılavuzu verilmiş. Mesela bugün bir kamera aldığınız zaman ya da bir cep telefonu aldığınız zaman onun yanında bir kullanma kılavuzu çıkıyor, kitap. Onu eğer okumazsanız kullanamıyorsunuz o cihazı doğru bir şekilde. İnsanın da kullanma kılavuzu Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim olmadan ne için yaratıldığını, bu dünyadaki amacını, gayesini anlayamaz. Bunun bütün bilgisi Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Hem ahlak açısından, hem nefsi terbiye etmek açısından bunların bütün cevabı Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Bu nedenle insanın kullanma kılavuzudur bir bakıma Kur'an-ı Kerim. Yani o kullanma kılavuzunu okumayan bir insan, bilmeyen bir insanın kalbi her zaman bir boşluk içinde kalıyor. Neyi aradığını bilemiyor dünyada, huzura erişemiyor tam anlamıyla. Bu nedenle bunun önemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bütün dünya ülkelerinde Kur'an'ı oralara götürmek, Kur'an'la hiç tanışmamış o insanlara Kur'an'ın nurunu götürmek, onları öğretmek, Peygamber Efendimiz'in hadislerini onlara öğretmek, Peygamber Efendimiz'in yaşayış hayatını onlara öğretmek, oralara götürmek, bizim bütün Müslümanlar olarak başlıca gayemiz olmalı, başlıca hedeflerimiz olmalı. Japonya'da kelime-i tevhidle başlıyoruz Japonlara İslam'ı öğretmeye. Bütün peygamberler kelime-i tevhide davet etti halkını. Yani Allah'ın birliğine halkını davet etti. Biz de ilk ona davet ediyoruz yani. Allah'ın birliğine, daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i iman etmeye, diğer peygamberlere iman etmeye, melekler, tabi hak kitaplar, bunlar tabi sırasıyla yavaş yavaş öğretiyorlar ama ilk davet La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesine davet oluyor. Nimetullah hocamızın talebeliğinde hep bunları yaptık, devam etmeye çalışıyoruz inşallah Japonya'da. Selamun aleyküm. Bu benim kardeşim de annem, Allah göçenlerimize, göçeceklerimize rahmet eylesin. Bizi tanıyorsunuz Medine-i Münevvere'de babamla, annemle. Annem sizlere ömür Medine-i Münevvere'de vefat edince babamın
evlenmesi icap etti. Bir Arabi annemizden bu mübarek kardeşim. Ben ona benden daha iyi yaparsınız diye. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söyledi şimdi. Bütün peygamber kardeşlerim La İlahe İllallah'a davet etti buyuruyor Efendimiz. Ben de La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'a davet ediyorum buyuruyor. Efendimizin davetlerinden çok misallar var. Misallar var. Birçok şeylerde söyledim. Bazılarını tekrar söylemede de şey yok. Ben daha çok biraz o konuşmasını şey yapıyorum. Öbür gün Japonya'ya tekrar gidiyor. Biz yolcuyuz. Bizim yolumuz yakın diyorum siz. Biraz daha şey yapın diye. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Göçenlerimize, göçeceklerimize rahmet eylesin. Japonya'da İngilizce tabii davet edebiliyoruz orada. Japonca da davet tabii ediyoruz. Türklere Türkçe. Daha iyi yapmak. Evet. Türk kardeşler de tabii çok Japonya'da. Hep birlikte zaten çalışıyoruz, İslam'a hizmet ediyoruz. Orada elimizden, herkes elinden geldiğince gayret gösteriyor. Ben orada yaşadığım bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Japonya'da biz geçen teravih namazını parkta kıldık orada. Halka açık bir park. Yani mescit de yok tabii. O şehirde mescit de yoktu o civarda. O yüzden parkta kıldık. Okinawa şehrinde kıldık bu teravihi. Japonya'nın en ucundaki bir şehir, ada şehri. Japonya'yla hiç bağlantısı yok. Yani arada deniz var. Öyle ufak bir ada yani orada. Orada parkta teravih kıldığımızda bize o parka yürüyüşe gelenler, akşam yürüyüşüne bize bakıyorlar. Yanımızda duruyorlar. Bunlar ne yapıyor diye soruyorlar. Ama bir gün bir aile geldi oraya. Bir aile geldi, orada oturdu, bizi izledi. Bir bayan, kocası, bir de iki kızı oraya yürüyüşe gelmişler. Oturdular, bizi izlediler teravihi kılarken. Biz teravihi kıldık, bitirdik. Bize sordular, ne yapıyorsunuz siz diye. Biz de dedik, ibadet ediyoruz, bizi yaratana karşı şükrediyoruz dedik. Öyle deyince, kim diye sordular o sizi yaratan yani. Hiç bilgileri yok yani. İslam'ı duymuşlar ama bilgileri yok. Duymuşlar sadece. Ne olduğunu bilmiyorlar. Öyle sordukları zaman biz cevap verdik, söyledik. Onlar, o bayan bize şey dedi yani. Siz dedi namazı kılarken dedi o kadar huşu içindesiniz ki dedi. Ben anladım dedi sizin. Yani yaradanınıza şükrettiğiniz dedi. Yani o saygınızdan, o huşuğunuzdan ben anladım dedi yani. Sizin normal günlük bir şey yapmadığınızı anladım dedi yani. Bir dünya ile alakalı bir iş yapmadığınızı anladım dedi. Ondan sonra ona bu cennet anahtarından verdik. Hocamızın bu cennet anahtarlarından ona verdik. Efendimizin lisaniyle de burada kelime-i tevhid var. Türkçe var, Arapça var, Çince var, Japonca var, Rusça var, Fransızca var, Almanca var. Yani çeşitli dünya dillerinden burada var. Üzerinde de adresler var tabii. Islamic Center Japan. Japonya'daki İslam merkezinin adresi var üzerinde. Tabii daha sonra onlar aradılar tabii Islamic Center'ı. Orayı ziyaret ettiler. Daha ayrıntılı bilgiler aldılar. Yani böyle her gün başımıza orada böyle güzel haller geliyor. Biz de o güzel halleri gördükçe enerjimiz daha çok artıyor İslam'a hizmet için. Yani böyle olayları yaşadıkça kalbimizden daha çok çalışma azmi geliyor her geçen gün. O yüzden bütün Türk kardeşlerimi ben Japonya'ya başta davet etmek istiyorum. Japonya olsun, Kore olsun. Oralara gelip ilk gelişte 3 ay kalma imkanı olabilir. İslam'a hizmet olur 3 ay. Daha sonra
Allahu Teala orada Türklerden gitmiş İslam. Japonya, Kore'ye Türklerden İslam gittiği için de daha mühim diye söylüyorum. İlk oraya Türklerden İslam gitmiş. Kore'ye ve Japonya'ya. Tatar Türkleriyle herhalde. İlk Tatar Türklerinden oraya gitti. Vapurdan İlk evet orada bir de batık var. Orada Osmanlı Devleti'nden kalan bir batık var. 1850'li yıllarda herhalde. 1891 yılında Japonya ile Çin savaşırken Japonya İmparatoru Osmanlı Devleti'nden yardım talep ediyor. İslam hoca gönderin bize. Evet bize hoca gönderin biz de bize maneviyatıyla bize yardım etsin savaşta. Yani bize öyle hem asker hem hoca gönderin. Osmanlı Devleti de o zamanki Osmanlı Padişahı mektuba olumlu yanıt veriyor. Tamam diyor gönderiyorum diyor. Ve Ertuğrul Gazi gemisiyle 600 asker gönderiyor Japonya'ya. Oraya gidiyor askerlerimiz. Yardım ediyor Japonya'da. Yardım ediyorlar ve Japonya kurtuluyor Çin Savaşı'ndan. Yani zaferle kurtuluyor. Daha sonra askerlerimiz Türkiye'ye dönerken aynı gemiyle Japonya açıklarında gemi batıyor orada. Gemi batınca oradan bir kısmı şehit oluyor askerlerimizin, bir kısmı kurtuluyor. Kurtulan askerler Japonya'da İslam'a hizmet etmeye başlıyorlar orada. O şekilde ilk yani bilinen Japonya'nın Türkiye tarafından İslam'la tanışması yani kayıtlara geçen bu şekilde. Tabii daha öncesi var ama bu kısmı kayıtlara geçen kısım. Daha öncesinden Tatar Türkleri daha eskilerde gitmişler. Daha onun öncesinde de tabii yani birkaç kişi gitmiş tabii Müslüman olarak. O şekilde İslam orada ilk adımlarını atmış yani. Şimdiki dönemi ise yükselme dönemi orada İslam'ın. Yani bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra daha da yakın yani Allah'ın izniyle inşallah. Belki 5 yıl sonra patlayacak yani inşallah İslam Japonya'da. Yani patlayacak derken herkes birden anlayacak yani İslam'ın nurunu. Birden herkese nasip olacak yani. Daha çok Japonlar İslam'a yönelecek yani. Japonya'nın kültürü de İslam'a çok yakın. Yani az uyuyorlar, çok çalışıyorlar, az uyuyorlar. Tabii bunlar İslam'da da bu şekilde. Dinimizde de az yemek, az uyumak, çok çalışmak, çok ibadet etmek tabii başlıca. Çok gezmek önemli. Onlarda da böyle. Bu yüzden Japonların kültürü, yaşam şekli İslam'a çok yakın. Bu nedenle de orada kolay Müslüman oluyor Japonlar. Çünkü böyle İslam'a yakın kişilere Allahu Teala daha kolay hidayet nasip ediyor. Bu nedenle İslam Japonların İslam'a yatkınlığı, İslam'a yakınlığı daha çok oluyor, daha fazla oluyor. Sadece Japonya'da değil, Kore'de de aynısı geçerli. Diğer Çin'de de diğer ülkelerde de tabii hemen hemen aynı durumlar geçerli ama Japonya tabii Türkiye'miz için önemli. Çünkü oraya gitmek de vize de gerekmiyor ilk gidişte. Diğer ülkelere bazı vize zorlukları olabiliyor. Ama Japonya'ya vizesiz 3 ay gidilebiliyor ilk gidişte. Daha sonra orada evlenmek, gençlerimiz, bekar olan gençlerimiz orada gittiği zaman Allahu Teala evlenmeyi de orada nasip ediyor. Çünkü ayet-i kerimede de Allahu Teala belirttiği gibi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu in tensurullah yansurukum ve yuthabbit aqdamakum. Ya ey iman edenler, eğer siz Allahu Teala'nın dinine hizmet ederseniz, Allah yolunda hizmet ederseniz Allah da size yardım eder. Ve attığınız adımlara
isabet kazandırır yani. Adımlarınızı isabetli atmanızı sağlar Allahu Teala. Bu ayeti yani rehber olarak alıp da Allah yolunda cihada çıkanlar, yani fi sebilillah, Allah'ın dinine hizmet etmek için çıkanlar, Allahu Teala tarafından her zaman yardım oluyor tabi. Çünkü Allah'ın dinini siz tanıtmak üzere yola çıkıyorsunuz. Allah'ın dinine hizmet için yola çıkıyorsunuz. Allah'ın yardımı da her zaman sizlerle beraber oluyor. Tabi Japonya'da mescitler de artık çok. Yani önce Nimetullah Hocam anlatıyor, orada ilk gittiğinde caminin avlusundan ot yemiş yani. O kadar zordu ilk zamanlar, ama şimdi helal lokantalar çok, kalacak mescitler çok. Yani sıkıntı yok yani Allah'ın izniyle. Ben de orada evlendim, orada bulunuyorum. Yani gelen camilerde misafir ederiz de gelin. Camilerde misafir etme, bazı camilerde yemek de oluyor. Yani o konuda orada hiç zorluk olmuyor artık yani o şekilde. Orada yani o kadar çok her gün güzel olaylara şahit oluyoruz ki yani. Bir kere Japonya'da insanlara İslam'ı anlattığınız zaman hiç zorluk yaşamıyorsunuz yani. Sizi dinliyorlar. Sizin söylediklerinize değer veriyorlar. Yani hukuksal anlamda hiçbir zorluk olmuyor yani. O yüzden Japonların zaten kültürü çok saygılı insanlar. Yani siz onlara affedersiniz, size şunu vermek istiyorum dediğinizde hemen size gülerek bakıyorlar. Onu verdiğiniz cennet anahtarını, bunu hemen elinizden alıyorlar. Efendimizin lisanıyla cennet anahtarını hemen elinizden alıyorlar, okuyorlar. Tabi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini okudukları zaman dudaklarından nur giriyor kalplerine. Daha sonra açılıyor kalpleri. Daha sonra internetten olsun, başka kütüphanelerden olsun, başka yerlerden araştırıyorlar. Bu İslam nedir? Kur'an nedir? Peygamberler nedir? Allah bizi niye yaratmıştır? Yani bunları hep araştırıyorlar, öğreniyorlar, birbirlerine öğretiyorlar. Yani siz eğer bir kişiye öğretirseniz, o bir kişi yaşadığı ömür boyunca diğer insanlara da öğretiyor sizin öğrettiğiniz şeyi. Yani bu nedenle çok önemli yani davet, tebliğ daveti. Yani Japonların bu özelliklerinden de bahsettim. Yani çok yakın davranıyorlar ve evlenmeyi düşünenlere de nasip oluyor yani orada evlenmek. Evlenmek de orada yani bizim evlilik kültürümüze göre onlarda biraz daha kolay oluyor evlilik. Bu nedenle orada evlenmek de daha kolay oluyor. Tabii oradan Japonya'dan doğru başka ülkelere de gidip oralarda da hizmet etme imkanı olabilir. Kore yakın Japonya'ya, Rusya yakın. Zaten Rusya'nın Japonya'ya yakın olan bölgesinde çok Türk yaşıyor. Tatar Türkleri, Kazan Türkleri. Hep Japonya'ya yakın yerler buralar. Sibirya taraflarında Türkler yaşıyor. Oralarda da mescitler var. Müslümanlar var. İki mübarek vazifemiz var. Birincisi dinimizi her yerde öğrenerek yaşamaya gayret etmek. Ve herkesi davet etmek. Davet de kolay. Sadece şey, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O namaz 10,5 sene sonra geldi. Haramların hepsi, yasakların hepsi Medine-i Münevvere'de geldi. Ya bunun için onlar kendisi öğreniyor. Yani 3 gün içinde örtünmeyi bile öğrenip gelenler oluyor yani. Ya. Hastaneden çıktık biz, yaşımızda şeysiyle hastanelere uğruyoruz da. Bizim başkan da çok hayırlı bir insan. İslam Center başkanımız. O bir hastalandı, hastaneden çıktık. Geçen seneki Ramazan'da.
mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Birisi beni gördü. Ben Hatice'yim dedi. Sen davet etmiştin ya dedi. Ben ismim Hatice koymuştum dedi. Öyleyse bu akşam iftara gel hanım kızım dedim. Mübarek. İftara geldi. Örtülmüş başından ayağına kadar örtülmüş iftara geldi. Ramazan'da iftar. Her gün beraber iftar. Japon mu? Japon tabii. Japon kız. Öyle çok şeyler oluyor. Hatta bir hanım kızcağız elini uzatıyor trenin içinde. Bana da ver de ben de dağıtayım diyor. Yani bir kere Riyad'da böyle şey oldu da o emirlerden biri dedi ki Nimetullah Hoca doğru söylüyor ya. Şey dedi. Doğru. Çünkü aslı Müslüman. Her insanın aslı Müslüman. Peygamberimiz. Kur'an'da da ayetler ayet fıtratallah diye ayet geçiyor da hadis-i şerifte Efendimiz kullu yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan Müslüman fıtratı üzere doğuyor. Annesi babası hangi dindeyse ona göre o terbiye, onun terbiyesinden geçiyor ama aslı nedir? Müslüman. Ya. Hatta onu ben her yerde çok söylemek istiyorum da ben kardeşimi biraz daha dinleyin diye şey yapıyorum yani o. Birisine de Efendimiz buyurmuş da demiş muhterem kardeşim la ilahe illallah Muhammed Resulullah söyler misin demiş. Söylemem. Söylemeyeceğim gibi hiç sevmediğim bir söz bu demiş adamcağız. Efendimiz ona muhterem şefkatli kardeşim sevmeyerek lütfen bir kere sevmeyerek söyler misiniz? Sevmeyerek söylerim diyor. Sevmeyerek söylüyor o da Müslüman oluyor yani. Bu kadar kuvvetli bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu iyi yaymak lazım. Herkes söylesin. Şimdi beraber söyleyelim inşallah 5 kere. Bütün dinleyenler, seyredenler içinde insanlar, cinler, Müslümanların imanımız tazeleniyor. Günahlarımız affoluyor, her sıkıntıdan kurtuluyor. Bir de Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve sellem. Bilerek, bilmeyerek İslam'a, Müslümanlara, düşmanlık yapanlara da Allah'ımız lütfiyle, sizin ihlaslı dinleyenler, seyircilere söylüyorum. Allah'ımızın lütfiyle, sizin ihlaslı söylemenizle İslam'a düşmanlık yapan ve daha yapmak isteyen onları da Allah eşittirip, kendi lütfiyle eşittirip, onlar da iman edip, Allahu Ekber, düşmanlık İslam'a, düşmanlık kuvvetleri İslam'a hizmete tebdil olması için. Buyurun beraber. 5 kere kelime-i tevhid. Beraber söyleyelim. Fâlemennehu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah